Rukiye başından beri dedi ki ben kocam işte çok seviyordum, ona aşıktım. Yılmaz Kılınç'ın katilinin bulunması için geldim buradan, asla vazgeçmeden aramaya devam edeceğim. Katil Murat, katil Murat dedi. İşte dosyada bırakmayacağını söyledi ama Mercan burada. Kızı Mercan burada, oğlu Murat burada, diğer oğlu Talip Bey burada ve ikinci kocası Durasan burada. Ama Rukiye, sevgili izleyiciler, abileri Perşembe günü geldikten sonra, birazdan o görüntüleri sizlere izleteceğim. O yayını yaptıktan sonra Rukiye inanılmaz panik oldu. Ve geldiğimiz noktada özellikle çuval meselesi ve şu alnına dayama, şu silahı alnına dayadı. Tüfeği, hatta abileriyle bir şey yapmıştık. Şu alnına dayadı. Birazdan göstereceğim sizlere o anları. Alnına tüfeği alnına dayadı katil meselesine geldikten sonra Rukiye inanılmaz panik oldu. Ve şu anda ve kaçtı. Şu resmi değiştirsinler ya. Hangi resmi değiştirsinler? Sadece sadece babamın resmi. Evet, artık Rukiye olmadığına göre o resmi değiştirelim biz arkada. Ama biz vazgeçmeden o iddiaları, birçok şeyleri, hatta önemli bir tanık var. O tanıkla yarın konuşacağız. Eğer vazgeçmezse, korkmazsa onunla. Son gelişmelerden Sayın Savcım'la yaptığımız, haber müdürümüz Doğan'ın yaptığı gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Rukiye kaçmış olabilir ama biz bu yayınlara devam edeceğiz. Çünkü bütün belgeleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Birazdan sizlere haberdar edeceğim ama Rukiye şu anda Silifke'de. Hatta şöyle kaçtı sevgili izleyiciler. Çok yazık değil mi? Maalesef, maalesef. 4 yaşındaki çocuğunu terk ederek gitti. Nisa Nur'u terk ederek gitti. Şu anda Nisa Nur'a Mercan bakıyor. Bir şey diyebilir miyim? Dün akşam Durasan dedi ki yatmıyor. Bir gelebilir misin gibi. Aşağı lobiye indik. Ya çocuk buradayken benden nefret ediyordu, annesi buradayken. Dün akşam geldi bana sarıldı. Ya insan bilmiyorum, kendi içinde çelişiyorsun ama bakıyorsun küçücük bir çocuk. Yani dün hadi Nur Sultan'ın babamdan olma bir ihtimali var. Ama Durasan'ın olan kızı benim hiçbir şeyim değil. Ben o çocuğa sarıldım yani, bilmiyorum. İnsanla... Şu anda Rukiye bizi izliyorsan şu anda senin kızına Mercan bir anlamda yarenlik yapıyor, annelik yapıyor, ona bakıyor. Ama o neden? Bu arada senin kızın Sayın Savcı'ya öyle şeyler anlattı ki gelişmelerden haberdar edeceğim. Birazdan göreceksiniz zaten. Ama sevgili izleyiciler, Rukiye'nin buradan neden kaçtığını şimdi bir ekranlara getireyim. Bir Perşembe günkü yayını bir size izleteyim. Tekrar bir hatırlayalım. O zaman çok daha net anlayacaksınız. Aslında geldiğimiz noktada Rukiye gerçekten çok fazlasıyla köşeye sıkıştı. Gelsin ekranlarınıza. Enişteniz, senin de çok sevdiğin, Ayşe'nin bakmadığı, kapıya koyduğu. Evet. Ama senin yanında ölen kocan. Dışarıdan o tahtaların arasına, barakanın arasındaki... Ya ben hiçbir şey gizlemedim. Ya, içinden de olabilir, dışından da dedim. İki yol var. İki yolun birini sen çözmen lazım benim. Bugüne kadar iki yol var demedin. Başından beri abilerim burada gelinceye kadar, Veli, sen de yayınları izledin. Her zaman dedi ki, ifadesi de öyle. Veli'nin tecrübesi öyle doğru çıktı. Polise, pardon, jandarmaya verdiğin ifade, mahkemede verdiğin ifade hep o barakanın ardından, işte arasından. Ne demem? Ardından onu var kadar. Şu çizerken çok dış olsun, şey var kadar, içine olsun. Şey fark eder, çok şey fark eder. Çok o şey kadar var. Çok şey yok, fark eder. Yani Veli ne fark eder? Ne fark eder? Ne fark eder? Niye ağız değiştirdi? Siz mi söylediniz? Hayır. Dışarıdan ben onların ağzına yola ben çıkmadım. Söylemedim. Ben bak onlar ben için söylemedim. İçin. Ben söylemedim. Ay, niye? Ha, siz burada keşifi yaptırdınız mı? Bize? Kendisi yaptı, biz ya söylemedik. Burada siz bir tane burada şey yaptırdınız mı? Yaptırdınız. Evet. Evet. Ben kanal şöyle dikkatli baktığımda şuradan mesela yandan şurada. Hı. Koca burada yatıyor. Koca burada yatıyor. Şuradan yapsalar şuradan şöyle geçer değil mi? Tabii. Evet. Ama çocuk buradan da karşıdan yapıldı. Çocuk için. Da vurulur o zaman. Nereden evet, yapıldığı çocuk için? Da nereden yapıldığı için? Bana gelip gösterir misin lütfen? Aa, bu göster silah olsun. Şimdi. Ben silah, ben de Yılmaz Hoca'yım. Silah. He canım. Bu yandan yapılsa, hı, bu taraftan yapılsa, evet, burayı sol tarafa dağılır. Bu tarafın parçalanır. Parçalanır, bu yüzden çıkar. Tamam. Hedef. Buradan yapıldıysa, anne çatından yapıldıysa arkadan çıkar. Hangisiyle yapılmış peki? Duvara sıçrardı. Yılmaz Hoca nasıl öldürülmüş? Karşıdan mesela şeyle yapılık. Bir daha gösterir misin? İkimizi ocak tarafından. Sözün meclisinden de şarj. Yok estağfurullah. Şeyden... Benzetme gibi olmasın yok, diyorsun. Yok benzetmek gibi beni olmasın. Beni vurmazsın değil mi? Yok estağfurullah. Ben hiçbir şeye kıyamam. İnsanlara kıyamam. Bence sen yapmadın zaten de. Neyse göster. Kimse yapmadı. Hı. Bunu sadece, kendi kendine sadece ben... Ağırma da şüphelendim. Bir göster, bir göster. Şuradan yapsalar. Bak şuradan yapsan. Şimdi
Bu nereye gider? Arkaya, yukarıya tamam, parçalar. Veli nasıl? Bir de sen gösterir misin parçalar sence? Parçalar yukarıya bir gösterir çıkar. Misin Veli? Sen. Pardon sen İsmail. Mi? İsmail bir gösterir sen misin? Göster, hadi, sen bir göster. Gitti gibi gazete. İkiniz de o kadar benziyorsunuz ki. Yani. Sence katil nasıl öldürdü? Ben Yılmaz Hoca'yım. Vallahi neden abla? Benim de bildiğim şu. Aynen mesela ben de ki taraftan, bir dakika bir göstersin. Dur, bir taraftan karışma. Olsa bu. Hı. Oyanlar olsa söyler net parçalar. Konuşabiliyor aklı başında karışma. Dili var ya. Ha, söyle karışma. Söyle İsmail. Öbür tarafında çocuk yatıyor tahmin edelim. Buradan yapsa bu ataş öbür tarafında çocuğa da kan üstüne gidebilir. Katil çocuğu düşünmüş. Tamam onu anlıyoruz. Yani katil çocuğu düşünmüş değil mi? Doğru. Evet. Peki devam şimdi, edelim. Buradan olunca. Ne kadar yaklaşmış sence? Öbür tarafında. Bence şimdi. Çok yakın mesafe oluyor buradakine. Bir göster bir çekil hocam bana göster. Alnısına dayanmış mı? Şu şekilde şey etmek gibi olmasın. Şöyle mesele. Bu kadar yaklaşmış. Bu kadar yaklaştığına göre arkaya çıkmış bu. Çocuğa vermiyor zarar orada ondan sonra da. Hı. Yani çocuğu düşünmüş katil. Çocuk yan başında çocuğu... kalmış oluyor. Orada çocuğu kurtuluyor çocuk. Çocuğu bilen bir katil. Bir saniye. Yan tarafından olsa çocuğun katil, üstüne çocuğu de. Çocuğu bilen bir katil. Dur. Bir söyler misin İsmail? Dur sakin. İsmail'i buradan yüzünü görebiliriz. Buradan görelim İsmail'i. Evet. Buradan olsa çocuğun üstüne kanman parça ben... onlara da gidebilir yani. Ama buradan bir daha gösterir misin? Yani katil ucunda şişli gibi yeri. Ha söyle bir daha canım. Şimdi buradan olsa çocuğu görmez çocuk yan tarafı. Çocuk yan tarafı. Ha, bu taraftan olduğunca çocuk o tarafta olunca üstüne kan da sıçrayabilir. O yana şeyler de sıçrayabilir. Katil aslında Yılmaz Hoca'dan nefret ediyor ama yani çocuğu ve Rukiye'yi seviyor. Evet. Doğru mu? Ya ben soruyorum ben, dediğine göre işte öyle yani. De, şimdi. Bir dakika ben İsmail'cim doğru mu anladım ben? Çünkü Rukiye de hep onu söylüyor. Yani katil Yılmaz Hoca'yı öldüren kişi yani Rukiye'ye ve Nur Sultan'a zarar vermek istememiş. Ya işte onun çocuğa vermek istememiş orada o adam neyse. Doğru kimse. Anlıyoruz değil mi? Doğru anlıyor. Kim ise zarar vermek istememiş o çocuğa demek ki orada. Ama Yılmaz Hoca'yı öldürmek istemiş. Yılmaz Hoca'yı öldürmek istemiş kimse. Hangi neden katil? Peki sence bu kadar hangi öldürmek istemiş? Vallahi bu, derdi neymiş acaba? Bilmiyorum o aralara giren işte o adamların evvelden beri tehdit edenler. Nece, neyse o. Başka o, düşmanı o... var mı Yılmaz Hoca'nın? He? Başka düşmanı var. Hep Murat ya, diyor. Başka kim tehdit etti? Ya işte uşak tarafı ne olduysa oradan oldu. Neden abla bu bizden tehdit olmuş mu? Telefonlarımızı dinlediniz, eve aldınız. Eve öldürebilirdin. Her şeyi dinlediniz. Onu jandarma dinliyor. Lütfen he. Bir şey mi soracak? Tamam, bunu oran konuşmuyor bir şey dediler. Bir yön konuştuğumu itiraf ettim. Tamam, siz karışmayın lütfen. İsmail böyle dön yine. Buyurun. Yılmaz Hoca'nın tam karşısında değil mi katil? Bir karşıdan görelim ikisini. Şimdi karşıdan ne oluyor? Tam karşı karşıyalar değil mi böyle? Yani bizim seninle benim gibi aynı. Evet. Ne kadar yaklaşmıştır sence? Şimdi bence bu kadar yaklaşmış oluyor. Yani aralarında bir metre falan var doğru bir mu? Bir metre olabilir şu şekilde. Şöyle olunca. Bu kadar yakın mı sence? Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu tarafından da olsa diyorsun o bir tarafta çocuğun üstüne parçalar ayakta maçalar mı, da. Yoksa oturur vaziyette mi sence? Ayaktayken mi öldürmüşler yoksa? Öyle bilemem ama ayakta olması lazım. Yerde olması lazım bu adam. Yerde mi? Olursa yastıklı da olmaz. Uyuyor mu uyumuyor mu sence? Anlamadım. Bir daha onu sorarlar. Bilemem neden olur lan? Harbiden öyle bir görmediğim adam yatar olup olmaz. Hayır, ama bu yatış yani bizim şu ana kadar konuştuk. Bu yatır şekli böyle o karnı yukarıysa bu şekilde tahmin ediyorum ben yani. Bu yandan olsa burada yan başında da çocuk yattığını tahmin ediyorum. Daha uyumamış demek ki. Ayakta böyle elini kaldırdığına göre tabii. Bir hesap sorduğuna göre katil yüz yüze gelmiş demek. Sanki evet. Öyle. Ayakta mı? Ayakta değilmiş de onu bilemiyorum. Adam ama elini kaldırmış. O zaman uyumuyor demek ki. Değil mi Rukiye? Bilmiyorum öyle orası. Ne hayır Rukiye'ci bilir misin? Ayakta adam oğlum ya işte yatan da kastettiler ya, ayakta demek. Ama uyuyorsa elini nasıl kaldırdı? Elini bir gün Allah'ın adaletine bulacaksın. Ay adam uyuyor ya o sırada. Rahmetli uyuyor ya. Uyuyor ya rahmetli. Uyuduğunu uyumadığını bilmiyorum. Yatağına girdiğini biliyorum adamın. Buraya kadar yorganını örttüğümü biliyorum. Teşekkür ederim İsmail. Ama uyudu ama uyumadı. Orası Allah'la kendinin arasın dedin. Uyudu ve uyumadı bilmiyorum. Şimdi artık bacak kardeşler şunu kabul ediyorsunuz artık. Rukiye daha doğrusu da. Artık kocan içeride, katil de içeride ve alnına silahı dayayarak vahşice öldürdü. Öldürülüyor vahşice. İçeride katil doğru mu? İçeride. Tamam. Şimdi Didem söyle beni. Bir ben verin. Bir söz kullanayım. Tabii. Madem Rukiye öldüreceğiydi. Öldürdü. Bence Rukiye öldürmedi. Dışarı. Bak sözüm meclisten Rukiye dışarı. Öldürmedi de zaten. Evet. O noktaya geldim evet. Ben. Şimdi Rukiye öldür. Tuvalete gitmeden de evvel öldürebilirdi. Niye tuvalete gidesi? Tuvalete gidesiye kadar bu adamı gizli, şey dermiş. Evin dışına gizlenirmiş.
Biz zaten Rukiye'nin tuvalete gittiğini bilmiyoruz ki, Rukiye söylüyor yani. Evet, biz de yani. Az önce burada da cuma, perşembe günkü yayını da ağızdan ne kaçırmış Orhan Bey, siz tabii. Ya ben burada İsmail'e soruyorum ya, ayakta mıydı o esnada diyorum. Evet. Daha cevap vermesine fırsat vermeden ayaktaydı diye bir kelime kullandı orada. Evet. Oturduğu yerden ayaktaydı. Ya aslında bilinçaltı dışa vurmaya başladı. Aslında biraz bilinçaltı dışa vurdu. Fotoğrafta biraz netleşti ama tabii sevgili Mercan, yani babam neden öldürüldü sorusunun yanıtını işte hala yok. O sorunun yanıtını işte inşallah öğreneceğiz, inşallah bileceğiz yani. Her yerde geç olur ortaya çıkacak, hiç merak etme. Canına mal olan sebep ne olabilir? Niçin öldürüldü? Rukiye'yi, kızını burada bırakıp kaçacak kadar endişelendi. Evet. Burada bakın artık ya, yani iş o noktaya geldi. Bir çocuğunu anne bırakıp düşünün. Gitti. Evet. Hocam ben onu İstanbul gibi bir yerde ki, bir televizyon kanalında bırakıp gidiyor çocuğunu. Evet, terk etti sevgili izleyiciler. Nisan Nur'u terk etti. 4 yaşta, o kadar da akıllı, o kadar da güzel bir çocuğunuz var ki Durasan. Ve çok yaralı bir çocuk, biliyor musunuz Didem Hanım? Maalesef onu da birazdan bir bölümünü aktaracağım sizlere. Yani bir bölümünü, çocuk bize itiraflarda bulundu. Zaten biz bunu biliyorduk da gitti şeye de itiraflarda bulundu. Polise de, çocuk şubeden polisler geldi buraya çünkü. Sayın savcıma da itiraflarda bulundu. Birazdan o gelişmelerden haberdar edeceğim. Rukiye az önce ne dedi? Eşim için ben işte onları çiğnedim. İsmail'e Veli'yi çiğnediğinden bahsediyor. Şu anda kimin yanında? Sadece onu söyleyeyim, görüntüler hazırlanıyor, daha yeni çekildi Mersin Silifke'de. Rukiye şu anda İsmail'in ve Veli'nin yanında. Çekmiş şalvarını, iki abisinin gözetimi altında. Çünkü neden? Açıklar ortaya çıkmaya başladıkça, abisiyle ilgili meseleler ortaya çıkmaya başladıkça Rukiye inanılmaz panikledi. O gün gerçekten çıldırdı, çok kontrolden çıktı ve bakın neler yaşandı.